Murat'la ilgili hiçbir şey bulamadınız mı? Tek bir şey bile. Hayır maalesef. Yani hiç bir eşyası da çıkmadı mı? Nane Hanım, nehrin akıntısını ve gücünü siz de biliyorsunuz. Eğer sizi rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok. İyi bile geldi aslında. Ama biliyorsunuz böyle ulu orta yakışık almıyor. Ben müsaadenizi istesem. En azından çayınızı bitirseniz. Merhaba abi. Merhaba. Narin Hanım değil mi? Evet. Abim sizden çok söz etti. Helal abi, helal. Ne oldu? Serdar'cığım, bir izin versen. Serdar'cığım mı? Hayırdır abi? Vallahi Narin Hanım, bu sizin sayenizde. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Abimle uğraşıyorum işte. Abim diye demiyorum, süper ötesi bir insandır. Narin Hanım, inanır mısınız? Bu zamana kadar iki kız arkadaşımı abimle tanıştırdım. İkisi de abime aşık oldu. Serdar. Gördüğünüz gibi. Acayip yakışıklıdır. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Ben sizi bırakayım. Hem Fırat abiye söz verdim. Yok, teşekkür ederim. Ben gideyim. Hem yürümüş olurum. Görüşürüz Serdar. Görüşürüz tabii. Bir emriniz falan olursa anında yani. İyi günler. Duracağım lan sen. Lan mı? Serdar Cirman oldu ya. İyi reklamını yaptım, kabul et. Bir şey ısmarlamayacak mısın? Ne işin var lan senin burada? Motor arıza yaptı, onu bıraktım. Akşama kadar buralardayım, niye? Çayları iptal edersene kardeşim. Edepsiz kadın. Geldin istedin. Uslu bile cevap verdik. Olmaz deyince niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Yani aslında Fırat abinin de bu yengenin de bir suçu günahı yok. İstanbul'da normal böyle bir kadınla erkeğin arkadaşlık etmesi. Burada değil işte. Gel Narin gel. Edepsin biri seni istemeye geldi. Alamayınca da Fırat abiyle Ebru yenge diline doldu gitti. Onu konuşuyoruz. Ah Özlem ah. Bir gün bu dilin boynuna dolanacak. Öyle olsun yani.